Peki Valencia'nın golü öncesi Ozan'la Jimmy Durmaz arasındaki mücadele. İkinci dakika. Burada tabii Valencia'nın gol vuruşundaki becerisine de Müthiş, bir müthiş. dikkat çekmek lazım. Bu tarz vuruşlarda pek çok Enteresan. oyuncunun Evet. kaleciye nişanladığını Tabii. biliriz. Çok O rahat. hani topun altına girip o serin kanlı gol vuruşunu yapmak değerli diye Evet. düşünüyorum. Jimmy Durmaz ve Ozan. Burada bir şey olduğunu düşünen var mı? Mehmet Yılmaz. Ben ayağına vurdu gibi gördüm. Ayağına Çünkü vurdu sol gibi ayağına görüyorum dönüşte diyorsun. ayağına bir darbe var. Ozan'ın yaptığı bir darbe var. Bir o gol vuruşundan sonra oraya bir gelelim. Müthiş gol vuruş. Rahatlık. Topun çıkışı yani. Ozan Jimmy Durmaz enstantanesi. Evet, yakınları geliyor şimdi. Burada da hemen Ozan'la Jimmy Durmaz. Orada biraz ağır gideceğiz lütfen. Ozan'la Jimmy Durmaz arasındaki. Şimdi burada. Sol ayağı net Biraz geliyor. geriden alabilir miyiz? Biraz geriden. Bir normal oynatalım önce lütfen. Geliyor Ozan topa vuruyor. Sonra Jimmy Durmaz'a değiyor. Mesut çabuk oynuyor. Ozan araya kullanıyor. Valencia golü atacak. Şimdi Ozan'ın burada bana göre yani Normal oynatır mısınız önceki arkadaşlar? teması topa dokunduktan sonra bu ayağı kaçıramazsın. Yani ona vurmak amacı değil. O ayak boşlukta havada orada çarpıyor. Şimdi topa dokunuyor, çarpıyor. Amacı orada yani veya düşüncesi yani orada da hem Jimmy Durmaz'ı düşüreyim değil. Topu kazanıyor ilk önce. Ayak havada boşlukta çok da yakın Jimmy Durmaz'ın ayağına yani oraya çarp vurmak da diyor yani. Ayağı normal şekli olarak oraya değiyor. Bana göre faul değil. Çok çabuk da bırakmış değil mi kendini? Saniselik zaten yani Hemen bırakıyor hocam. mesela Erman Hoca az önce diyor yani kural değil yani anlık diyor. Çok doğru söylüyor. Futbolda anlık saniselik kendine özgü aksiyonları vardır. Şimdi bu böyle bir aksiyon. Futbolun yani içinde olan işler bunlar. Şimdi gidip adam önce dokunsa derim ki faul sonra kazansa. İlk önce topa değiyor. Çok da yakın Jimmy Durmaz'a. O ara ayağı da değiyor, vurmuyor. Değiyor. VAR burada devreye girebilir mi? Hani gol olduktan sonra Var, uyarma, var bunu bariz hata uyarma, olduğunu düşünüyorsa uyar. girebilir. Var bunu Onun. gri olarak görmezse, net foul olarak görürse girmesi lazım. Ya Onlar da Ozan gri. zaten bakışı bile bak Onlar da gelirken gri topa görmüş. hiç yani Doğru. Jimmy Durmaz'a değil şu gözüne bak mesela yakın temasa geldiğinde ikisine bak Ozan'ın mesela bak direkt topa bakıyor topu almak için. Bak topa dokunuyor zaten önce. Bu ayağı kaçıramazsa ona değdikten sonra. Erol Hoca gelmiş. Erman abiye gitmeden önce Erman Hoca. Ozan, Jimmy Durmaz değil mi? Evet, Jimmy Durmaz. Sizce burada faul var mı? Yoksa oyunun akışı içinde normal bir müdahale ve ayağını Real Hocam'ın dediği gibi nereye Kaçıramaz koysun? orada yani Kaçırabilir mi? temas Kaçıramaz. ediyor. Topa değiyor önce. Hani gider adama vurur sonra topa değer. Bana mı soruyorsun? Evet hocam. Devam abi tartışmam pozisyonu. De Tamam hocamın klasik devam durumundaki pozisyon. Peki ama gol vuruşunu hakikaten Yalnız burada çok zor. tabii hücuma çıkarken Karagümrük hücuma çıkarken yakalanıyorlar. Arkadaki oyuncuların duruşuna bak. Ne olursa olsun, ne olursa olsun rakip Nasıl santraforun arkasında yakalanıyorsun böyle? birisi olacak arkadaş. Ne olursa Bunu olsun hangi maçtan hücuma sonra çıkarken konuştuk biz? kaptırıyorsun tamam da sen önündeki santraforu önüne al abi. Top aydan gelecek belki. Geçen Sana ne hafta da bilemezsin konuştuk. Bunu onu. hangi maçta Top böyle çıkarken konuştuk? senin işin ne Konuştuk. abi? Sen top mu alacaksın top çıkarken? Stoper nerede? Sen stopersin. Önündeki santrafora yanaş abi. İkisi de aynı Şöyle tip bir oyuncu gol zaten. yersen Stoper. işte Karagümrük piknik takımı. O söylediğiniz şey. Piknik takımı. Piknik mangal takımı Tabii. böyle. Mangal yapıyorlar. Rahat rahat. Ekmek Evet. arası rahat takım. Erman Hoca'yı destekleyici şunu Burada söyleyeyim. düşürüyormuş da Valencia'yı bu arada. Kampi Loko herhalde. mu? Evet. Kampı Kampi, mı? Kampi Trabzonsporlu. Ya İkisi bir de aynı tip. takımın en güçlü bir görülen, en zayıf hali top ayağındaki hal. Buradaki pozisyon gibi. Bir stoper yalnız top rakipteyken savunma yapmaz Ender. Stoper top kendi ayağındayken de gider orada. Erman Hoca'nın dediği gibi orada yerleşim
hatası yapmaz. Esas kontrolü kimle olur biliyor musun? Rakip bir de tek santrafor oynuyor, Valencia ile Fenerbahçe. Onu kontrol ona edeceksin. Bakacağım. Sen o oyunu yani ağzını açıp stoperler sırf bu Karagümrük için söylemedim. Genelde ağzını açıyorlar, bakıyorlar, oyuna dalıyorlar değil mi Mehmet? Evet. Esas senin orada görevin var. Nedir? Böyle stoper. Bir hızlı ucun gerçekleştiğinde topu atarken, direkt Mesut topu santraforun atarken, yanında duracaksın. Pilottan bir durdur. Santrafordan sonra. Pilottan bir durdur. Şimdi al sen. Şimdi bak atacak. Dur burada. Arkadaşlar şöyle bir görüntü olur mu? Böyle görüntü böyle yakalanan hocam var. Böyle bir görüntü hocam, olursa hocam şu görüntü ne biliyor musun? Bir de 3 Fenerbahçeli var. 2 Karagümrüklü oyuncu var. Diğer öbür 3 tane oyuncu arkasında Fenerbahçeli oyuncuların. Doğru mu? Yani tapın arkasında Karagümrüklü oyuncu. Şöyle bir görüntü. Ben hep onu derim abi. Mesela maçı televizyonda seyrediyorum ya. Maçı televizyonda seyrederken maçın tahminini daha az yapar ama maçı canlı seyredeyim. Sana 30. dakikada söyleyeyim maçı. Yanımda otur sana söyleyeyim, göstereyim. Canlı seyredeceğim ama. Ya. Çünkü top oradayken ben buraya bakmam lazım abi. Evet. Santrifor girmiş, sağ açık, verkaç yapıyorlar. Arkada kaleciyle, stoperler, sağ bek ne yapıyor? Topsuz bana orası önemli. Orası değil. O top döndüğü zaman ne olacak? Kamera oraya çektiği zaman burayı yakalayamıyoruz. Tabii ki. Tabii. Ama maçı böyle seyrettiğin zaman o diyorsun ki bak birazdan görürsün diyorsun. Evet. Oluyor abi. 10 dakika evet. Seyrede zaten görüyorsun kontaksızlığı. Ya bir de yani savunma yerleşimlerinde hani biz diyoruz ya yetenek, beceri, kalite birebir vesaire falan iletişim çok önemli. Ya burada kaleci bile rakip takımın direkt oradan çıkıp Aykut mesela yani bu pozisyon için genel söylüyorum. Direkt stopere söyleyebilir evet. Top oynarken git ona yakın duruş hatası yapıyorsunuz veya at diğer topu. Oyuncular hiç yani ülkede böyle iletişim zaten at savunma topu. Oyuncular arasında çok az. Oynatalım. Oynatalım hocam. Oynatalım Tolga'cığım. Uğur abinin kulakları çınlasın. Bak. Aha. Cezayı keserler böyle. Yandı gülüm ketener basa olursun. Hayırlı işler. Böyle gol yeme yani. Süper Lig'de böyle gol filan çok evet. Zor abi. Hocam. Olmaması gerekiyor. Bizde var. Avrupa'da böyle kolay kolay. Burada hep böyle savunma Avrupa'da organizasyonları falan. Alınır. Ara sıra yenilir Avrupa'da da ama bunun sayısı bizim kadar çok değildir. Avrupa'da bunu ne zaman yersin biliyor musun? Dakika 88, 87. Golü bulman lazım abi. O zaman yersin. O bugün, zaman ben de varım. Bugün, o zaman, bugün Liverpool da yedi öyle. Daha 50 dakika var ya. Düşürmedi. Bak risk alacaksın. O daha dünyanın en iyi var. Takımı değer. Nereye o riski yiyordun? Alırsın skoru değiştirmek adına yersin. Ya yeniyordur da maç 0-0'ken dersin. Orada 2-1'di oyun. Ender 50. dakikada dersin. Avrupa'da da 30. dakika 10. dakikada dersin. Ama bunun sayısı bizim kadar çok değildir. Esas bu veriye bakmak böyle gerekir. Böyle yakalanmazsın doğru. Zaten. Ama burada esas problem Jimmy Durmaz da yani orada topu kaptıran. Tabii ama kenar oyuncuları yani, ne yapıyorsun abi orada? Çünkü... Arkan dönük. Aynen Valencia. Ne yapıyorsun arkan dönük? Nereye dönüyorsun? Al işte bak döndün hocam, adam. Hocam birileri hata yapacak. Biri de o hatayı gol yapacak. Şimdi gelecek bu. Valencia cazip zaten kendi sahasının ortasından geliyor. Yani orada stoper. Topla geliyor üstte. Eli yerine çıktı zaten Jimmy. Gürcan birileri hata yapacak. Futbolun cazip tarafı bu. Öbür tarafta onu değerlendirecek. Gol atacak. Hoca şey fark ettin mi? Mesut hemen kullandı topu. Tabii. Hemen bıraktı tekte. Hemen tık tekte bıraktı. Niye oyunun hızını kesmedi görüyor musun? Bir daha pilota gelir misin? Bir daha pilota gelir misin? Bir oyuncunun ne yaptığını anlayamadım. Bakın şimdi. Bu taraftan en bu taraftan defar atan oyuncuya bakın. Dikkatle izleyin. İzleyin. Hakikaten. O kimin kademesine giriyor acaba? Daha alanı, abi, nereye gidiyor? Alanı boşalttı. Allah aşkına bana bir söyler. Kim oyuncu abi? Şey mi, Bolkoviç mi? Kim o? Solbek, Bolkoviç olabilir. Solbek o galiba. Solbek, ne yapmak Bolkoviç, istiyor Solbeck abi? Önünü kessene. Ötekinin üstüne abi. Geldiğini önlük görünce tamam. Onun kademesine koştu. Tamam. Nereye gidiyorsun arkadaş? Kullarında devam etseydi. Tabii. Ya, rahat belki yani yakalayamayabilirsin, ya. Yakın i̇nanılır olur. İnanılır gibi değil. Nereye gidiyorsun ya? Ne var orada? Çarşamba pazarı mı kuruldu? Önünü açtı. Et mi satıyorlar? Son pozisyonumuz...